Merhabalar. Bugün yine dünkü videonun bir devamı olarak halk edebiyatı konularını konuşmaya devam edeceğiz. Bu halk edebiyatı biliyorsunuz konuşmakla bitmeyecek kadar konu çok. Bizde üreten de çok yani bunu. Ah be abi, bizde insanlık adamlık bitti vallahi edebiyat. Bugünkü konumuz bu. Bunlar da halk edebiyatı arasında yer alan edebiyat türleri tabii. Bu türler biraz önce de söyledim ya, say say bitmez. Ah be abi, bizde insanlık adamlık bitti vallahi edebiyat. Yapmaya kim bitirdi diyesi geliyor adamın içinden ve soruyorum. Halbuki ne güzel Hacı abi, elhamdülillah hepimiz Müslümanın sözleriyle hepimiz cennete gidiyorduk el ele mutlu bir şekilde. Ne güzel insanlığımıza da leke kondurmuyorduk. Nasrettin Hoca'dan bir fıkra anlatarak detayına konuşmaya açıklamaya devam edeceğim. Nasrettin Hoca bir gün karanlıkta parasını düşürür. Karanlık bir yerde, sokağın bir başında. Düşürdüğü yerden biraz bir hayli uzakta aydınlık bir elektrik direğinin altında parayı aramaya başlar. Bunu gören bir komşusu Nasrettin Hoca'ya gelir. Hoca der, hayırdır burada ne yapıyorsun sen? Paramı arıyorum der. Paramı düşürdüm de der. Paramı kaybettim. Nerede düşürdün? Adam sorar, der ilerideki o karanlık direğin altında. Hoca der, burada niye arıyorsun o zaman? Bugün karanlık yerde orada düşürdüğün yerde arasana. Paranı da der, burada arıyorsun. Hoca, ya orası çok karanlık da der, orada bulamam zaten. Buraya da bir umut bakmaya geldim. Maalesef biraz hayata bizim bakış açımız hep böyle. Yani karanlıktan korkarız. Karanlıkta paramızı kaybetsek bile arayamayız yitiğimizi, kaybımızı aydınlık yerlerde aramayı sürdürürüz. Işıklı ve aydınlık yerlerde aramak işimize gelir. Geçenlerde bir videoda gördüm. İnsanlığımızı nasıl kaybettiğimizin başka bir göstergesi. Bu göstergesi değildi, fıkra ona bağlı. Bir fıkraydı Nasrettin Hoca'nın ibretlik fıkralarından birisi. Genç bir dolandırıcı Kur'an kitapçığı satma bahanesiyle yaşlı bir adama yanaşır ve bu kitapçıklardan satmak ister. Adamın da cennet hayali ve ahiret duyguları kabarır. Ver bir tane der. Para vermek için yaşlı adam cüzdanını açınca bu defa da dolandırıcının kapkaç duyguları kabarır. Adamın cüzdanındaki emekli maaşının hepsini dolandırıcı zorla alır kaçar. Adam şikayetçi olur, iş polise intikal eder ve polis dolandırıcıyı yakalar. Burada detay konusunda lafı çok uzatmak istemiyorum. Dolandırıcı ifadesinde diyor ki, İnsanlık ölmüş abi. Ben ona bunu al cennete gideceksin dedim. Adam da benden Kur'an'ı aldı. Cenneti garantiledi ya. Onun getirdiği mutlulukla çıkarttı bana kitapçığın karşılığında 5.000 lira para verdi. Sonra gitti beni şikayet etti. Abi bu insanlıkmış. Şimdi insanlık ölmüş vallahi. İnsanın sonrası geliyor. Senin de katkın var mı bu insanlığın ölümünde? Yok be güzel abi. diyor galiba oradan. Adam hem Kur'an alıyor hem de gidip şikayet ediyor. İnsanlık adamlık bu mu şimdi? Değil. Hakikaten değil. Memlekette, benim memleketimde ilk çalıştığım iş yerinin sahibi Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok iyi ve dürüst bir İnsan adam vardı, şey, patronumdu. Adı Nail Bey. Bir gün yanına başka bir esnaf geldi. Nail Bey dedi, Türkiye'de senin kadar iyi ve dürüst 100 tane adam olsa vallahi Türkiye cennete döner. Deyince Nail Bey, sen de iyi ve dürüst ol. İki kişi oluruz. Yine de azımsanmayacak bir rakam olur. İki kişilik bir şey az değil. Başlayalım dedi. Sen de iyi bir dürüst ol. Başlayalım. Adam durdu.
Vallahi bizden geçmiş dedi. Bu saatten sonra zor. Adam istiyor ki herkes Nail Bey gibi olsun. Bir şeytan kalsın. Şeytan kendisi kalsın. Onun için bu kadar iyi insanın arasında rahat dolaşsın. Çünkü işimize öyle geliyor galiba. Yani herkes iyi olsun. Niye karşıdan bekliyoruz hep iyiliği? Anlamadım tabii onu da. Benim bildiğim kadarıyla o adamın da hileli ve yalan dolan işleri çoktu. Biz de geçenlerde gene bir haber kanalında dinledim. Hacca gitmek için sıra bekleyenlerin hac sıraları satılmış. Sordular. Neden yaptım bunu diye satana. Abi ben onlara alanlara öncelik tanıdım, sıra sattım. Ama bunlar gitmiş beni şikayet etmişler. İnsanlık ölmüş abi. Ben onlara insanlık yapmam ölmüş. Deprem sonrası Kızılay'dan çadır ve kan satıldığı haberleri geldi. Devletin ve milletin âli menfaatleri içinmiş bu. Şikayet edenler insan değilmiş. İnsanlık ölmüş vallahi dediler. Bize oy verirseniz cennetin kapısını açarsınız. Orada yeriniz hazır vallahi. İsteyeni istediği şekilde özel localar da var. Oy vermeyenler cehennemlik demek ki. İnsanlık ölmüş tabii. Bir de onlara insanlık yapsanız mı olacaktı sanki? İnançlar ve duygular bunlar bunun gibi ve bunlar gibilerin elinde olduğu sürece maalesef insanlık ölür. Daha da zor günler bekliyor gibi geliyor bizi. Ama biz insanlığımızı nedense kaybettiğimiz yerde değil de başka yerlerde ışık altında aramaya çalışıyoruz. İnsanlığımızı kaybettiğimiz yer çok karanlık tabii. Orada ejderhalar var. Parçalarlar adamı alimallah. Nasıl gidip de soracağım benim insanlığım burada mı kaldı diye. İnsanlığını kaybedenler kaybettikleri yerlerde arasın lütfen. Benim yanımda arama. Ben insanlığımı henüz kaybetmedim arkadaş. Machiavelli'yi de bu arada unutmayalım. Machiavelli'yi bilen biliyor galiba. Hoşçakalın.